Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda PES 2021 mobil oyununda online maç yapacağız ve uzaktan şutlar deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım neler oluyormuş bir online maçta. Kadromuz bu sefer çift forvet. Bu kadroyla geliyorum. Normalde bu tarzı pek denemiyorum. Bir kere de bir deneyelim bakalım neler olacak. Ben de merak ediyorum. Rakibimiz güzel maç olsun demiş. Temennimiz o. İnşallah güzel maç olur. Romero ile başladılar oyuna. David Beckham. Beckham verdi pası Romero'yu. Baskımız var orada. Aldık topu. Rashford kaptırdık geri. Şimdi Mbappe. Mbappe döndü Maradona'ya. Kadrosu çok güzel. Keşke kadrosuna baksaydık. Romario ilk pozisyon dışarıya. Vallahi ilk pozisyonda çok tehlikeli geldi. Neredeyse gol olacaktı arkadaşlar. Oliver Kahn. Döndü aşağıya David Alaba. Alaba ileri oynadı. Carlos. Carlos verdi pasını Van Basten. Geriye doğru kötü bir pas geldi. Kimmiş? Verdi De Bruyne. De Bruyne döndü yukarıya De Jong. De Jong'dan Rashford. De Bruyne'e bir geri top. Yine kötü bir pas. Geriye topları bir türlü düzgün veremediler. Bu taktiğe de fazla alışık değilim ama. Şuradan bir pozisyon bulduk. Bir şut geldi. Tıh, olmadı ve elim biraz alışmadı. Oliver Kahn. Başlattı maçı. David Alaba. İndirdi kafayla. Van Dijk hemen ileri oynadı. Kimmich. Kimmich döndü aşağıya. Gavi girdi araya. Van Dijk kesti topu Cancelo. Cancelo'dan De Jong. De Jong döndü aşağıya doğru. Roberto Carlos'a doğru açtı topu. Carlos fırsat arıyoruz buradan. Öyle yaprak vurabilmek için Carlos'ta. Bulamadık onu tabii ki. Şimdi Kimmich. Oynadı Mbappe'ye. Ve offside. Bu arada arkadaşlar 1000 aboneye geçtik. Gerekli şartları yerine getirdik. Bakalım umarım YouTube'dan kanalımız para kazanmaya başlayacak. Şimdi David Alaba buldu fırsatı dışarıya. Çok kötü be. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Çok acele ediyoruz. Şu an benim yaptığım gibi. Aslında ölü yaprak kuracağımız zaman biraz daha düşünceli davransak. Yani mesela 1-2 pas yaptıktan sonra önümüzü tamamen açtıktan sonra şut çeksek emin olun daha etkili oluyor aslında. Ama biz hemen bir an önce gitsin diye deniyoruz. Bak buradan deneyeceğim şimdi bir şut. Çok acayip vurdu ama kaleciden döndü. Kaleci bile şaşırdı. Yani böyle önü boşken vurmak aslında daha mantıklı. Şimdi Roberto Carlos bir şut defanstan sekti. Şimdi Maradona orada uzaklaştırmak istediler. De Jong verdi. Carlos bir daha vuracak. Carlos geliyor. Carlos asfaltta dışarıya yan ağlarda. Roberto Carlos. Vallahi gol sandım ya. Bu tür boş durumlarda vurun. Affetmeyin. Gol olmazsa bile güzel oluyor. Sadece şuta bastım arkadaşlar. Herhangi bir teknik kullanmadım. Sadece şuta bastım. Şimdi Maradona, David Beckham, Romario, paslaşmalar Mbappe önünde kaldı. Mbappe ve gol. Yani bu işin de kötü yanı bu. Siz pozisyonu buluyorsunuz arkadaşlar. Yani şut çekiyorsunuz, güzel keyif alıyorsunuz ama rakipler affetmiyor. Böyle yerden gelip köşeye plaseyi bırakıyor ya da bu şekilde goller atarak sizi yeniyor maalesef. Çünkü uzaktan gol atmak çok zor oluyor bazen. Şimdi Van Basten kaçtı orada Rashford. Rashford baktı kaleye vurdu. Son anda kaleci. Rashford'a güvendim ya. Yoksa az daha içeri girsem atardım bunu. De Bruyne ceza alan dışına doğru açtı. Roberto Carlos bir şut. Aa, bu kaleci de kalmış ya. Carlos. Tolisso. Beckham girdi araya. Gavi. Şimdi Romero. Romero döndü. Romero. De Bruyne. Carlos'u gördü. Carlos. Carlos baktı. Carlos kaleye vuracak. Yükselen şut gitti. Onu yapamadım işte. Bir kere depara basıp şöyle de ittirebilseydim oyuncu biraz atacaktı ama bazen de el ayarını veremiyoruz. Sağlık olsun. 1-0 mağlup durumdayız. Roberto Carlos. Beckham. Beckham'dan Maradona'ya. Maradona kimmiş? Romero. Romero Mbappe'ye geçmedi. David Alaba. De Bruyne. Döndü yukarıya. De Jong. Çok farklı ikili forvet ya. Ben alışamıyorum bazen. Şimdi Rashford sıyrıldı. Rashford baktı kaleye. Rashford vurdu. Son anda kaleci müthiş bir refleksle kurtardı. Vallahi işte bak anlatmak istediğim bu. Ya sıyrılın. Fake shoot yapın genelde. Orada içeriye. Bir kafa ve gol. Kimmi? Kafa gollerini unutmamışız arkadaşlar. Her zaman atıyoruz. Her taktikte atıyoruz kafa gollerini. Şey diyecektim. Oyuncunun önünü açın. Paslaşarak da olsa. Fake şutu yaparak da olsa bir şekilde açarsanız önünü o şekilde vurmayı deneyin daha güzel oluyor. Daha çok tutuyor. Size bir taktik daha göstereceğim ben arkadaşlar.
Hani kolayca önünüzü açabilip çekmenizi sağlayacak bir taktik olacak. Onun için de alamadık topu buradan. Onun için de biraz alıştırma yapmam gerekiyor. Yani videoyu çekmek için hazırlık yapmam gerekiyor. Bu hafta içi yayında olur inşallah. Tolisso, Van Basten. Van Basten indi aşağı. Roberto Carlos buradan vurayım dedi ama rakip Lorenzo oyuncuya tekme attı neredeyse. Kimmich verdi David Alaba. David Alaba bir kez daha denemek istedi. Rakip oyuncuları tekmeliyorlar. Şimdi Tolisso döndüğü kaleye geçmedi. Geçse vuracağım. Ver Kimmich'e. Kimmich baktı kaleye. Bir şut daha geldi kaleci. Oliver Kahn'da kaldı. Ve ilk yarı bu şekilde bitti. Yeni yeni elim alışıyor. İlk yarı 11 şut çekmişiz. Gayet güzel. Şöyle kadroya da bakalım. Sen gel abi bizim oyuna. Sen de gel. Bunların süper yedek özelliği var arkadaşlar. Ve Cristiano Ronaldo giriyor oyuna. Umarım katkısını, etkisini, farkını ortaya koyar arkadaşlar. Gabriel Jesus. Kimmich. Tolisso. Estifor. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo ara pası düşündü ama olmadı. David Beckham. Mbappe. Gavi'yi gördü. Romario. Romario seken top Tolisso. Tolisso'dan Antricol. Verdi pası aradan. Geldi mi? Gabriel Jesus alamadı. Oliver Kahn. Roberto Carlos. Bir pas hatası geldi. Şimdi Gabriel Jesus. Bir şut ve gol. Gabriel Jesus. Affetmiyor abi. Yakaladım atacaksın yani. Bu tür durumları da atacaksın. Şimdi aradan geçti. Nasıl geçer o top? Bir şut ve gol. Ne anlamı kaldı o zaman? İlk yarıda benim Rashford'da kaçırdığım pozisyonun hemen hemen aynısı. Adam nasıl attı? Biz nasıl atamadık? Bunları düşünmekten sıkılıyorum bazen. Neyse, Kimmich, David Beckham. Ya şu santradan yedim mi sinirim bozuluyor. Ronaldo, Van Dijk verdi pasını Gabriel. De Jong. Ronaldo baktı kaleye. Ronaldo'dan bir şut. Olmadı. Olmadı bu benim hatam. Biraz kötü bastım. Lorenzo, Gavi. Maradona. Maradona'dan Gavi kaptırdı. Şimdi Tolisso o da kaptırıyordu. Faul var. Ve oyuncu değişikliğine gidiyor. Rakip oyuncu arkadaşlar. Biz de şuradan şöyle bir kadroya bir göz atalım. Adam yüzlükleri düzmüş öne ya. Hepsi yüz. Bravo. Bende de var yüzlük oyuncular ama kullanmıyorum. Peki niye bilmiyorum. Yüzlük şey var. Haaland var. Kullanmıyorum. Carlos verdi Van Dijk'a. Van Dijk baktı kaleye buradan. Van Dijk vurdu. Son anda kaleci. Van Dijk. Ne yapıyorsun Van Dijk? Müthiş bir şut geldi. Sürpriz bir anda. İşte ben maçlarımı bu yüzden seviyorum. Bazen inanın kendi maçlarımı bile izliyorum fırsat buldukça. Çok güzel oluyor bu tür durumlarda, bu pozisyonlarda bu şutlar. Şimdi Carlos'tan bir ayak üstüyle şut. Defansa çarptı galiba. Bir korner daha kullanacağız. Ronaldo nasıl bir taktik deneyebiliriz? Şuradaki oyuncunun gitmesi kötü oldu. Bir de böyle bir şey deneyelim. Orta içeriye De Jong dışarıya çevirdi. Şimdi Roberto Carlos kontrol etti. Gavi bir bıraksa şöyle bir bırak yakamı. Bırakmadı. Kimi kaldı şimdi? Van Basten. Kaptırdılar. Şimdi Ronaldo pası vermek istedi. Olmadı. Önünden geçti top be. Sırtına çarptı. Kimi'nin önünde kaldı. Ronaldo sol ayağıyla buradan denedi. Yine olmadı. Çok hemen kapatıyorlar bazen. Bu biraz problem oluyor. Ama bunu kolaylaştıracak bir yöntem sizlerden bahsedeceğim arkadaşlar. O da yayında olacak bu hafta içi. Daha rahat vurmanızı sağlayacak. Şimdi David Alaba. Alaba'dan Ronaldo'ya. Ronaldo baktı kaleye. Ronaldo buradan denedi ya. Yükselen şut gitmesin be. Ya bu ikon Ronaldo'da da yükselen şut var ya. O yüzden onu sevmiyorum ya. Sadece ölü yaprak olsa var ya. Daha çok ölü yaprak vuruşu yaparsınız. Şimdi rakip panikledi gibi oldu orada. Taca attı birden. İşimize geldi. Kimi atalım? Verdik pası Ronaldo. Ronaldo Carlos'u görmek istedi. Olmadı Müller. Müller'den Kimmich. Kimmich ileri oynadı. Michael Owen. Michael Owen çok tehlikeli bir oyuncu. Çok. Roberto Carlos döndü Ronaldo'dan. Estikole gelmedi. Şimdi bir baskı. Yine olmadı. Michael Owen kaptırdı Van Dijk. Van Dijk döndü. Estikol. Ver kaç yapmak istedik. Çok kötü pas geldi be. Lorenzo. Gavi. Gavi döndü Kimmich.
Kimi kaptırılan top De Jong, Gabriel Jesus, Jesus lan. Hadi alın biriniz, olmadı. Rakip de karıştırdı, orası bir çarşamba pazarına döndü. Bir hata geldi şimdi. Andrew Cole verdi Gabriel Jesus. Gabriel Jesus kaleci. Kaçacak pozisyon değil bu. Kaçacak dakika değil bu. Dakika 90 olmak üzere. Olacak iş değil ya. Hemen korner taktiğimizi Cancelo ile kullandık. Çeken top Carlos. Nasıl vurdu lan şut çeker gibi. Van Dijk sinirlendi ama buradan vurmayacak bu sefer. Çünkü maç bitmek üzere. Bir gol bulmak istiyoruz. Ronaldo, Carlos, Michael Owen, Kimmich, Müller. Gol yemeyelim. Şimdi Jesus'un önünde kaldı. Bak Kimmich lan. Andre Kola verdim. Tuhaf tuhaf işler oldu. Gabriel Jesus ve gol. Abi ilk topu forvete attım. Bak şurada. Andre Kola attım. Geriye döndü. Karışınca top yine kendisine kısmet oldu ve attık golü. İşte bu. Şimdi Beckham. Bir santradan yemeyelim. Şu santrayı da atlatalım. Michael Owen sıkıştı top orada. Bitmek üzere maç ve maç bitti, kazandık arkadaşlar. Maç bitti son saniye golüyle. Böyle şans koza tesadüf golü gibi bir şey oldu ama kazandık çok şükür. 19 şut çekmişiz bu arada. Tam bir kısmı bazıları olmadı, tutmadı ama elimiz en azından şut çekmekten korkmasın. Şut çekmeye alışmaya devam etsin arkadaşlar. Sizler de deneyin, bol bol şut çekmeyi deneyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kaçırmayın kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.